Sapanca Gölü'ndeki kuraklık geçtiğimiz aylarda sıkça gündeme geldi. Suyun azalmasının en önemli nedenlerinden biri ise fabrikaların çektiği sulardı. Kocaeli'nde hayata geçirilen yeni sistemle artık Sapanca Gölü susuz kalmayacak, sanayi tesisleri de geri dönüşüm sularını kullanacak. Sapanca Gölü'ndeki kuraklığın en önemli nedeni olarak fabrikaların çektiği sular gösterilmişti. Geçen 2 yıl boyunca Sapanca Yuvacık arasındaki iletim hattından tonlarca su çekildi. Kuraklık Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni alarma geçirdi, yeni çözüm yolları arandı. İşte onlardan biri. Bizim barajımızda şu anda 45,5 milyon metreküp suyumuz var yedeğimizde ve şehre verdiğimiz sudan daha fazlası şu anda baraja geliyor. Günlük 100 bin metreküp civarındaki bir suyu önümüzde de yağışlı bir periyoda geçiyoruz. Onun için barajda da biraz yedek hacim kalması lazım, emniyet hacmi kalması lazım. Gelen suyu, fazla suyu şu anda sabahtan itibaren Sapanca Gölü'ne vermeye başladık. Sapanca Gölü'nü kurtaracak diğer projede geri kazanım suyu. Tüpraş'ın hemen yanında Körfez Atık Su Arıtma Tesisimiz var. Bu tesisten de şu anda günlük 50 bin, 55 bin metreküp suyu biz arıtıp denize veriyoruz. Bunu bir ileri arıtmadan daha geçirelim. Dünyada örnekleri var. Size proses suyu olarak verelim. Sapanca'dan su almayın şeklinde bir teklifimiz oldu. Onlar da incelediler. Hakikaten bunun yapılabilirliğini gördüler. Sistem yalnızca Sapanca için uygulanmayacak. Fabrikalar artık geri dönüşüm suyunu kullanacak. 10 bin metreküp kullar arıtmada, 10 bin metreküp plaj yolu arıtmada iki tane ünite kuruldu. Sanayiye şu anda verilmeye başlandı. Peki atık su nasıl kullanılacak? Biyolojik atık su arıtmadır bizim arıtmalarımız. Bunlardan çıkan suyu önce bir kum filtresinden, hızlı kum filtresinden geçiriyoruz. İçinde bulunabilecek askıdaki katı maddeleri orada daha fazla tutuyoruz ki burada askıdaki katı maddenin durumu görünüyor. Ve bundan sonra çıkan suda biyolojik arıtma olduğu için bakteriler var. Bu bakterileri enfrarujla, ultraviyole sistemiyle onları öldürüyoruz. İçinde bakteri kalmıyor. Ve buradan çıkan suyu bir emniyet olsun diye klorluyoruz. İnsan sağlığına zararlı hiçbir madde içinde kalmasın diye. O şekilde sanayiye veriyoruz. Kuraklığa karşı yeni yöntemler araştırıla dursun. Sonuçlarını önümüzdeki yaz göreceğiz.